Merhabalar, iyi haftalar dileyerek başlayalım. Norsiyam YouTube kanalımıza abone olarak yayınlarımızı düzenli olarak seyredebilirsiniz. Yine her zaman olduğu gibi küresel piyasalar ile başlıyoruz. Küresel piyasalar çok hareketliydi. Geçtiğimiz hafta özellikle koronavirüsünün, virüs salgının Çin dışındaki ülkelere de yayılıyor olması ve vaka sayısının artıyor olması piyasalarda tedirginlik, panik yarattı diyelim hatta. VIX korku endeksi 47 seviyesine kadar yükseldi geçtiğimiz cuma günü. Sonrasında bir miktar gerilemiş olsa da hala VIX yüksek seviyelerde. Haftaya başlarken özellikle cuma günü Fed'in gerekirse faiz indirebilirim mesajıyla piyasaların bir miktar destek bulduğunu, diğer gelişmiş ülke merkez bankaları da bu süreçte ekonomilerini canlandırmak adına faiz politikası ile ilgili yumuşamaları yapabileceklerine ilişkin beklentiler piyasalara bir miktar destek olmuş gibi görünse de halen kırılganlığının devam ettiğini söyleyelim. Bu haftaya başlarken PMI verileri var tabi. Euro tarafında, Avrupa tarafında son veriler geldi. Çok sürpriz yok. Beklentilerin bir miktar üzerinde. Amerika tarafında da PMI verilerini alacağız. Özellikle Çin tarafındaki geri çekilme, Çin devlet tarafında açıklanan verinin 35 gibi bir imalat sanayinde çok rakamla kötü. Çok kötü bir geri çekilme yaşamış olması aslında moral bozucuydu. Ama bu etkinin biraz merkez bankaları etkisiyle kompanse edildiğini, bertaraf edildiğini söyleyebiliriz. Bunun dışında neler var haftada? Altındaki hareketlilik var. Petrolde 45 dolar varıla kadar geri çekilme var. Bonolarda 173'e kadar yükselen, hatta 174'e yaklaşan fiyat seviyeleri var 130 yıllıklarda. Tarihi düşük seviyelerde faiz oranları, borsalarda sert geri çekilme, emtia piyasalarında 2019 son 2 senenin düşük seviyesinin görülüyor olması, bunların hepsini Atışan Bey ile beraber değerlendireceğiz. Atışan Bey, buyurun, nereden başlamak isterseniz. Anlatacak çok şey var ama sizin önceliğiniz neyse ondan başlayalım. Yani kısa kısa dün akşam piyasa, yani gece yarısı açıldığında çok sert düşüşlerle açıldı. Bu herhalde Çin'de açıklanan, hafta sonu açıklanan PMI rakamlarından dolayıydı. Tahvil fiyatları genel olarak işte faiz oranları aşırı düşük, rekor düşük seviyeler diyorsun. Fiyatlar rekor yüksek seviyelerde. Aslında Amerika'da bir takım veriler açıklanıyor. Bazıları iyi geldi. İşte enflasyon rakamları, tüketici harcamaları gibi. Hoş, Michigan biraz iyi geldi. Satın alma müdürlerinin faaliyetleri falan, ama bunların hiçbirine bakmıyor piyasa. Bunların hepsi arka seyitte, arka planda. Doğrudan doğruya küresel ekonomiye ne olacak endişesi. Küresel ekonomide biliyorsun sıkıntılar var. O yüzden merkez bankaları hep düşük faizlerle işi götürmeye çalışıyor. Likiditeyi artırıyorlar vesaire. Bir de korona meselesi çıkınca bu benim tahmin ettiğimden biraz daha fazla uzun sürdü. Doğal dertler gelir geçer gibi. Ama başka yerlerde görülmesi falan dediğim gibi panik haline getirdi piyasaları. Altın enteresan çünkü altınla tahvil biliyorsun birlikte hareket eder. İkisi de güven aracı olarak sığınma limanı olarak kullanılır. Tahvil fiyatları deliler gibi çıkarken altın fiyatları deliler gibi düşmeye başladı. Cuma günü çok sert bir düşüş oldu. Çok sert, yani 60 küsur dolar. Bu eskiden 100 dolar falan da yapardı ama o günler geçti. Şimdi daha kontrollü, daha likit piyasalar. Oldukça büyük bir satış baskısı. Bu satış baskısı yine Çin'le alakalı. Çünkü Çin dünyada en fazla altın alan, Hindistan'la birlikte bir ülke. Altın alan derken fiziki altından bahsediyorum. Hı hı. Şimdi fiziki altını yani derdi varsa Çin'in ekonomisi yavaşlayacaksa vesaire endişesiyle altını verdiler. Ama altının hızla düşmesinin arkasında fiziki satışlar değil. Fiziki satışlar biraz zaman alır. Ama fiziki satışların üzerine yazılı derivatif enstrümanlar var. Hı hı. Onlarda işler çok kolay. Yani spot'taki altının üzerine yazılı türev enstrümanlar bu satışları tetikledi diyorsunuz. Yani çok likit olduğu, çok hızlı olduğu Anladım. İçin çok kısa zamanda çok fazla verdiler. Aslında bunun trader anatomisinde diyeyim belli bir psikolojik tanımı vardır.
Önce insanlar alır, beklentileri iyidir falan ama işler öyle gitmezse bir süre sonra ya normaldir falan falan gibi bir safhaya girerler. Ama işler daha kötü giderse sıkılıp ne yapacağız, ne edeceğiz biraz endişe süreci başlar. En sonunda da işler yine kötü gidiyorsa canı cehenneme lanet olsun deyip capitulation dedikleri boşaltma şeyi olur. Galiba altında biz cuma günü onu gördük. Yani tam havlu atma süreciydi. Dolayısıyla altının tahvillerle güven olarak ilişkisinin bozulması doğrudan doğruya altının kendi başına hareket etmesinden, Çin talebinin azalmasından, belki de S&P'de bahsettiğin dramatik düşüşlerden dolayı teminat tamamlama çağrısı için en likit olan altını hemen satıp nakde dönüp margin call. Benim de orada bir şey dikkatimi çekti, onu belirteyim Ateşhan Bey. Geçtiğimiz hafta S&P kontratlarından, gerçi bu S&P ve tahvilde derinlik raporu çok hani gösterge olmuyor belki ama geçtiğimiz hafta borsadaki düşüşe rağmen ve biraz gecikmeli de geliyor rapor bize ama S&P tarafında ve Dow Jones tarafında yatırımcıların fonların alış yönünde pozisyonlarını arttırdıklarını gördük. Yani aslında belki de bu sefer de düşüş geçici olacak, geçtiğimiz seferdeki gibi bir alım fırsatı diye düşünüp ya da spekülatif olarak alım düşünüp daha kısa vadeli piyasaya giriş yapan yeni bir yatırımcı kitlesi olmuş. Bu yatırımcı kitlesi bence uzun vadeli tutanlardan ziyade, geçmişten gelenden ziyade bu yatırımcı kitlesinin margin call'ları, altına satışları getirmiş olabilir. Çünkü baktığımız zaman S&P 500 endeksi 52 haftanın en yüksek seviyesinde rekor uzun pozisyon taşıyor geçtiğimiz hafta. Ki beklenti orada long pozisyonların azalıp pozisyonlanmanın satış yönünde olacağıydı. Oysa ki bu kez piyasada biraz daha iyimserlikle yaklaşmış bu düşüşe yatırımcı ve orada da bir darbeyi yemiş. Virüs salgını çünkü farklı bir boyuta taşıdı. Yani piyasa temel değerlerinden ziyade tamamen sentiment, algı, duygusal bir şekilde işlem görüyor. O yüzden temel veriler yahut ABD açıklanan veriler genellikle piyasaları belli bir yönde hareket ettirdi. Bu olmuyor. Hepsi arka planda. S&P'de de böyle. S&P çok düşük seviyelere geldi. Genellikle bargain hunting dedikleri ucuzcuların ne derler? Ölü gömücülerin devreye girdiği dönemdir. Orada da hala bir sıkıntı var. Çünkü Amazon mesela bütün çalışanlarına gerekmedikçe, mecbur kalınmadıkça seyahat edilmemesi konusunda bir uyarı yapmış falan. Piyasa çok düşük olduğu halde hala almaktan emtina eden, korkan, geride bekleyen, fırsat bekleyen bir kitle var demek ki. Petrol elbette ki Çin meselesi. Yani bu virüs yaygınlaştı, daha farklı boyutlara geldi ama Çin'de öyle değil. Çin sanki hapsetmiş gibi görülüyor. O yüzden Çin'deki bu koronayla mücadele konusunda nasıl bir beklenti, nasıl bir senaryo ortaya çıkacağı petrol fiyatları için de çok önemli. Çünkü petrolün de en büyük alıcıları, dünyada ikinci en büyük alıcı Çin. Ama işler kötü giderse küresel talep ve Çin meselesinden dolayı petrol fiyatları bir hayli düştü. Ne yaptı? 45'in altına kadar geldi. Bu kadarını geldi. Beklemiyorduk. Yani evet. En ileride bir destek bulur. Doğal bir destek falan. Sanırım 42'leri görecek dediniz cuma günü ama tam göremeden bir toparlama 43, yaptı. Evet 43'ü gördüm şeyde ama burada tabii sıkıntılar var. Temel veriler anlamına da sıkıntılar var. Sadece panik meselesi değil. Mesela Amerika Birleşik Devletleri 13 milyon varil üretmeye başlamış. Yani bu son konuştuğumuz 11 milyon falan civarında. 2 milyon daha fazla birkaç ay içinde üretmeye başlamış. Oysa OPEC yani 10-11 tane dünyanın en fazla petrol üreten ülkesi, Rusya, diğer OPEC üyesi olmayan petrol üreticileri, bütün bunların 2-3 senedir kavgaları, üretim kısıtlaması kavgaları, işte 300 bin günde varil, 600 bin olsun bilmem ne. En sonunda OPEC bu hafta toplanıyorlar galiba. 1 milyon varile kadar bir kısıtlama gündeme getirdiler. Ama burada da Rusya pek sıcak bakmıyor. Daha doğrusu Rusya henüz bir commitment, bir şey vermiş değil. Yani durumunu, pozisyonunu açıklamıyor. Yani ben katılacağım mı katılmayacağım mı demiyor.
O anlamda hala sıkıntılar var. Yani üretimi kısıtlasa bile, daha da fazla kısıtlasa bile gerçekten bir küresel talep, ekonomik toparlama olmadıkça petrolün işi biraz zor görülüyor. Ancak 43 dolarlara kadar değen WTI buralarda çok düşük seviyelerde. Doğal olarak küçük spekülatörler bunu çok cazip görüp kısa dönemli çıkarıyorlar. Bundan sonra işte bugün 45'lere falan galiba 46'ya kadar ulaştı. Bu seviyeler üzerine gidip gitmemesi tamamen bu söylediklerime bağlı olarak gelişecektir. Tabii bu söylediklerime bağlı olarak gelişecektir dediğim şeyler de bilinir şeyler değil. Bilmiyorsun bundan sonra ne olacak. O zaman da işte teknik olarak yahut belli risk yönetim araçlarını devreye sokarak işlem yapmak gerekir. Evet, teşekkür ederiz Ateşan Bey. Hoşça kalın.